Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere 15, 16 ve 17 Şubat 2019 tarihinde yapılan Türkiye Genel Özdebir yayınlarının Türkçe sorularını çözeceğim. Hepinize kolay gelsin. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Şimdi parçayı değerlendirdiğimizde arkadaşlar, şuradan itibaren okumaya başlayalım isterseniz. Çığır Açan toplumlara yön veren sanatçılar ortaya gıcır gıcır düşünceler atsalar bile bu düşünceler yine de toplumun malıdır. Babalarına ters düşen oğulların düşünceleri de babalarının düşüncelerinin gelişmiş şeklidir aslında. Yani deyip e, değerli arkadaşlar bizim tamamlamamızı istemiş. Seçeneklere baktığımızda bakın arkadaşlar C seçeneği doğru cevabımız olacaktı. Çünkü bir sanatçıdan içinde bulunduğu toplumdan tamamen ayrı düşmesi beklenmemelidir seçeneği parçayla da uygun olduğu için birinci sorumuzun cevabı C seçeneğidir arkadaşlar. İkinci soruya geçiyoruz. Bir noktalama işareti sorusu arkadaşlar. Bu parçada aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Burada da dikkat edecek olursak arkadaşlar bakın şu cümleden sonra bu kurama karşı çıkan Chomsky Platon'un bilginin kaynağı hakkındaki görüşlerinden hareketle Platon'un problemi adını verdiği basit ama mevcut kuramlarla cevaplanması oldukça zor olan bir soru sorar ifadesinde Chomsky'den sonra arkadaşlar noktalı virgül kullanmış. Aslında burada virgül işaretini kullanması gerekiyordu. O yüzden yanlış olanı sorduğundan dolayı bize doğru cevabımız e seçeneğidir. Noktalı virgül olacaktı. Üçüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bu parçadan söz edilen romanla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz denmiş. Olumsuz bir sorumuz var. Hemen öncülere bakalım. Betimlemelerin bir amaç doğrultusunda kullanıldığına demiş. Arkadaşlar paragrafta betimlemelerin işlevsel olmasına dikkat ediyor ifadesinden bir numarayı çıkarabiliriz buradan. Üçe bakalım. Kolay okunan akıcı bir anlatımla oluşturulduğuna ifadesi geçiyor. Şurada olaylar hızlı bir akış halinde gözünün önünden geçerken ifadesinde hızlı bir akış ifadesini kullandığı için akıcı bir anlatım olduğunu görüyoruz. 3 numarayı da elemiş olduk. Kahramanların iç dünyasına bilinçli olarak yer verilmemiştir diyor dördüncü öncülde. Paragrafın ilk cümlelerine bakarsak okuru zorlamayan bu romanda ruhsal çözümlemelerin ağırlık taşımaması, romanın genel yaklaşımıyla uyumlu bir durum ifadesinden de dördü çıkarmış oluyoruz. Dolayısıyla dördü de elemiş olduk arkadaşlar. İki numaralı öncülde ise okuru yönlendiren bir etki gücüne sahip olduğuna diyor. Paragrafın genelini okursak böyle bir şeyin olmadığı görülmektedir. Burada bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü soruya geçiyoruz. Bu parçada söz edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. A seçeneğinde eserlerinin anlaşılması için okur çaba göstermelidir diyor. Paragrafın şu cümlesine bakarsak hepsini çözebilmek hem zor hem de imkansız ifadesinden A seçeneğini çıkarabiliriz arkadaşlar. A seçeneğini elemiş olduk. C seçeneğinde ise kapalı bir söyleyiş vardır diyor. Arkadaşlar yine paragrafın şu kısmında yer alan Eserleri aşırı yoğun, anlamlı ve ironik deyişlerle dolu ifadesini görüyoruz. O yüzden C seçeneğini de elemiş olduk. D seçeneğinde güçlü bir gözlemcidir diyor. Arkadaşlar paragrafın ilk cümlesine dikkat edecek olursanız buradan da D seçeneğini çıkarmış oluruz. D seçeneğini de olduk. E seçeneğinde anlatımında mizahi unsurlardan yararlanmaktadır cümlesini görüyoruz. Arkadaşlar ironi mizahtır. Dolayısıyla E seçeneğini de elemiş olduk. Fakat Türk Edebiyatı'nda derin etkiler bıraktığı paragrafta söylenmediği için doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Beşinci soru. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır diyor arkadaşlar. Ben paragrafta son kısmı okumak istiyorum şuradan itibaren. Günümüzde yönetmenlerin çoğu orkestra şefidir. Gerçekten besteci olan bakın gerçekten besteci olan çok enderdir. Besteci ressam nasıl kendi malzemesini kullanıyorsa sinemacı da kendi malzemesini kullanmalıdır ifadesini görüyoruz. O yüzden arkadaşlar bunun doğru cevabı da E seçeneği olacaktı. Çünkü sinemanın hep aynı kaynaktan beslendiğini yani edebiyattan beslendiğini bahsediyor üstteki cümlelerde. Özgün bir sanatsal kimlik ortaya koyamamasından da ne yapıyor? Yakınıyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Altıncı soruya geçiyoruz. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur demiş. Arkadaşlar ben bunu şu şekilde sıralarım. Lise yıllarındayken arkadaşlar arasında komik ilginç hikayeler anlatırdık birbirimize. Ben bir şey anlatırken o sırada bana ne hissettirdiğini düşünür ve o hissi karşımdakilerde de uyandırmak için hikayede ekleme çıkarma yapardım. Filmlerimde gerçek bir şeye yoğunlaşıp onu inandırıcı göstermekle ilgilenmiyorum. Yönetmen olarak sinemaya adım attığımda sinema algımın da böyle olduğunu anladım. Bu yüzden bir hikayenin gerçekliğinden çok izleyiciye ne hissettirdiğine kafa yoruyorum şeklinde sıralaması olması gerekiyordu arkadaşlar. O yüzden de doğru cevabımız D seçeneğidir. Yedinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Paragrafın sonunda kısaca ifadesini görüyoruz genellikle ana düşüncenin verildiği yerdir. Bundan sonrasını okuyup yorum yapacağız arkadaşlar. Kısaca kadın öykücülerimiz yalnız öykücülüğümüz içinde değil, yazınımızın bütününde önemli güç merkezi olarak kendine hep yer bulmuştur ifadesini görüyoruz. Buradan değerli arkadaşlar, öykü türünde başarılı olan her kadın yazarımız diğer türlerde de başarılı olmuştur yargısını çıkarabiliriz. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. 8. soru bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. A seçeneğine bakalım. Birinci cümle birleşik cümledir demiş. Birleşik cümle nedir arkadaşlar? İçinde fiilimsi olan cümledir. Hemen bakalım ilk cümlemize. Uşak birçok doğal ve arkeolojik değeri bünyesinde barındırıyor cümlesini görüyoruz. Bakın arkadaşlar hiçbir sözcükte fiilimsi yok yan cümlecik yok. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Dokuzuncu soruya geçiyoruz. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Parçamıza bakalım arkadaşlar. Yani gidip konuşacağınız kişinin önüne bir ses alıcısını koyarak aklınıza esenleri sorarak söyleşmek değildir. Seçilen kişi üzerine hazırlıkla birlikte neyi, neden, ne için konuşmanız gerektiği gibi o kişi ve onunla konuşacağınız konular üzerine derinlemesine bilgiye sahip olmanız gerekmektedir diyor. Şimdi bu bilgiler ışığında paragrafın başına gelecek cümleyi sormuş arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda ise burada A seçeneğini getirebiliriz. Mülakat konuşulacakların önceden belirlendiği, başlı başına bir çalışma gerektirir ifadesi kendisinden sonraki gelen cümleyi de dil ve anlam bütünlüğü sağladığı için doğru cevap olacaktı arkadaşlar. 10. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi içerikle ilgili değildir demiş. Bakın içerik nedir? Konudur. Konuyla ilgili olmayan cümleyi soruyor arkadaşlar bize. E seçeneğine baktığımızda sıra dışı bir roman okumanın verdiği hazla kitabı elinizden bırakmayacaksınız ifadesinde kitabın içeriğinden yani konusundan bahsetmediği için doğru cevabımız nedir arkadaşlar? E seçeneğidir. 11. soru. Bu parçanın bütününde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir diyor. Arkadaşlar son kısma bakacak olursak. Bakın çünkü demiş konuyu özetlemiş. Metnin aynı zamanda okurla buluştuğu zemini bu gündelik dili oluşturur. Ama onu yazınsal yapan sır kurduğu üst dildedir diyor. Yani gündelik dili kullanarak bir üst dil oluşturması gerektiğini söylüyor sanatçıya. Bundan yola çıkarak da doğru cevabımız B seçeneğidir. B seçeneğinde günlük dilden bambaşka bir özelde ederek ortaya koyduğu eser yazınsal nitelik taşımaktadır demiş. Bu da parçanın bütününde söz konusu olan durumdur arkadaşlar. O yüzden cevabımız B seçeneği olacaktı. 12. soruya geçiyoruz. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir demiş. Hemen bakalım. Gencay yüzünü buruşturarak şöyle dedi. Konuşma ifadesi olduğu için buraya arkadaşlar iki nokta gelir. Hala neyi bekliyoruz? Virgül. Tepenin öbür yamacına niçin geçmiyoruz? Rasim'den cevap gelmedi. Rasim'in bu çekingen tavırları Gencay'ı iyice endişelendiriyordu. Burada arkadaşlar nokta olur. Bu kez daha yumuşak bir ses tonuyla eğer hızlıca bu tepenin öbür yamacına geçersek korunaklı ve rahat bir köye ulaşabiliriz. Orada bol bol yiyecek, giysiler, dinlenmiş atlar. Bakın burada cümle devam ettiği için 3 nokta olur. Dinlenip birkaç saat içinde birliğimize yetişebiliriz. Virgül. Küçük harfle başlamış kendinden sonraki sözcük. Haksız mıyım Rasim? Dedi. şeklinde olması gerekiyordu. Seçeneklere baktığımızda ise arkadaşlar 2 e, nokta virgül nokta 3 nokta virgül bu da bizim yaptığımıza uygun olduğu için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 13. soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde anlamak sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır diyor. Arkadaşlar hemen D seçeneğine bakalım. Bir şeyin neye işaret ettiğini kavramak demiş. Bakın neye işaret ettiğini kavramak. Kullanımında ise fiilimsi konusunu kolay anlamayacağını düşünüyorum cümlesinde herhangi bir şey işaret etmemiş. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu düzelerde aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır demiş. Bakalım birlikte dolaştık seninle burada Çözdük sırrını yaşamanın ve ölmenin cümlesinde. Bakın birlikte dediğimizde ve dolaştık dediğimizde arkadaşlar burada ne var? Her iki sözcükte benzeşme var. Sırrını ifadesinde ise neyi görüyoruz? Ünsüz türemesini görüyoruz arkadaşlar. Bundan ötürü de Doğru cevabımız ne olacaktı arkadaşlar? A seçeneği olacaktı. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi çatısı yönüyle ötekilerinden farklıdır demiş. Hemen cümlelere bakalım. Bakın yükleme bakmamız yeterli hatırlarsanız. Seversiniz kim? Siz. Neyi? Onu. Hem geçişli hem de etkin arkadaşlar. İkinci cümleye bakalım. Tercih edilir demiş. Onu tercih edilir. Anlamsız. Kim tercih eder? O da belli değil. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Edilgendir. 2 numaralı cümle. 3 numaralı cümleye bakalım. Hazırlamak istersiniz. Kim? Siz, neyi? Onu. Hem etken hem de nedir arkadaşlar? Geçişlidir. Dolayısıyla ilk cümlemiz de yine neydi? Etken ve geçişliydi arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneğidir. Edilgen çatılı bir fiil görülmektedir. 16. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş bir at tamlaması vardır diyor. D seçeneğine bakalım. D seçeneğinde arkadaşlar dönüyorken kıyılar koyu bir laciverde sesini dinliyorum. Sularda Barbaros'un. Bakın Barbaros'un sesi. Nasıl bir tamlama? Belirtili isim tamlaması. Tamlayanla tamlananı yer değiştirdiği için doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. A seçeneğinde zangır zangır sözcüğü ikilemedir. Titreyen sözcüğü anası mezar dikecekmişten arkadaşlar fiilimsidir. Nasıl titreyen? Zangır zangır titreyen. Fiilimsilere sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir? Durum zarfını verir. B seçeneğine bakalım. Saçma sapan sözcü ikilemedir. Söz isimdir. Nasıl söz? Saçma sapan söz. O zaman saçma sapan sözcüğü niteleme sıfatıdır. C seçeneğinde yalan yanlış bilgiler ifadesini görüyoruz. Yalan yanlış ikilemedir. Bilgi isimdir. Nasıl bilgi? Yalan yanlış bilgi. Bu da niteleme sıfatıdır. O yüzden Arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Onlar da çünkü niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. 18. soruya geçiyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri ögelerinin sıralanışı yönüyle benzerlik göstermektedir diyor arkadaşlar. Hemen 4 numaralı cümleye bakalım vakit kaybetmemek için. Girne'de geçtiğimiz yıllarda birkaç yeni üniversite kuruldu cümlesinde bakın. Kuruldu yüklem Kurulan ne? Birkaç yeni üniversite özne. Ne zaman kuruldu? Geçtiğimiz yıllarda zarf tümleci. Nerede? Girne'de dolaylı tümleç. Arkadaşlar bir de son cümleye bakalım. Girne'ye yakın bir tarihte ciddi miktarda öğrenci nüfusu gelecektir ifadesinde gelecektir yüklem. Ne gelecek? ciddi miktarda öğrenci nüfusu özne ne zaman yakın bir tarihte zarf tümleci nereye girneye dolaylı tümleç bakın arkadaşlar her iki cümlede öge sıralanışı olarak birbirine benzediği için doğru cevabımız D seçeneği olacaktı arkadaşlar. 19 ve 20. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. 19. soruda bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakın arkadaşlar, parçaya baktığımızda dil göndergesel işlevde kullanılmıştır, bilgi veriyor. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Yine değerli arkadaşlar, burada koşula bağlı yargılara da yer veriliyor. C seçeneğini de elemiş oluruz. B seçeneğinde tartışmacı anlatımdan yararlanılmıştır diyor. Gerçekten de yazar kendi duygu ve düşüncesini ispat etmek amacıyla yazıyı kaleme almış. B seçeneğinde dedik. Yine yazar bunu yaparken de eleştirel bir tutum sergiliyor. Bu yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Doğru cevabımız ne olacaktı arkadaşlar? E seçeneği olacaktı. Farklı yapıda cümleler bu cümlede söz konusu değildir. 20. soru bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. A seçeneğinde öykü yazmak belli ögelerin güzel duyusal biçimde dile getirilmesini gerekli kılar demiş. Ben paragrafta arkadaşlar şuraya baktığımda öykü kişi yer zaman gibi ögelere bağlı kalarak olay örgüsüne dayalı bir metin ortaya koymaktır diyor. Ben buradan A seçeneğini çıkarırım arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneği elemiş olduk. B seçeneğinde öyküleme Anlatım tekniğinin kullanıldığı her metin öykü değildir diyor. Yine ben bunu da şuradan yola çıkarak öykülenmek yani geçmiş zaman kipini kullanarak bir bilgi vermek ya da herhangi bir şeyden söz etmek öykü yazmak değildir diyor. Buradan da B seçeneğini çıkarmış olurum. Diğer seçeneğimize baktığımda ise bazı kişiler belli bir yazınsal türle kendilerini özleştirir cümlesini görüyorum. Hemen ilk cümlemize bakalım. Bazı yazar adayları öteki türlerden daha çok öykü sanatında mayalanıp kabarır ifadesinden buradan da C seçeneği çıkar arkadaşlar. D seçeneğinde öykü yazmak belli aşamalardan geçmeyi gerektiren bir uğraştır demiş. Burada değerli arkadaşlar şurayı okursak paragrafın genelinden D seçeneği de çıkmış oluyor. E seçeneğine baktığımda ise Yazarların ilk öyküleri teknik olarak sonraki öykülerine göre daha zayıftır ifadesi bu paragrafta geçmediği için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar. 20 ve 22. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. 21. soruya bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Arkadaşlar burada da 5 numaralı cümleye baktığımızda Genel olarak parçada anlatımın akışını bozduğunu görüyoruz. 17. yüzyılın sonlarına kadar gemilerin yaşı, fiziki durumu, donanımı gibi bilgilerin sistematik olarak değerlenip kullanıma sunulduğu bir aracı kurum mevcut değildi ifadesini görüyoruz. Bakın bu cümle kendinden önceki ve sonraki cümleyle dil ve anlam bütünlüğü sağlamadığı için anlatımın akışını bozmuştur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. 22. soruya geçelim. Bu parçadan gemilerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Bakın herhangi bir olumsuz duruma karşı güvence altına alındıklarına ifadesini görüyoruz. 2 numaralı cümlede paragrafın son kısmına da baktığımızda sigortalanarak kullanılmaktadır ifadesi vardır. Yani 2 numara çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar 1 ve 3 numaralı cümleler bu paragraftan çıkmadığı için doğru cevabımız yine D seçeneği olacaktır arkadaşlar. 23. soru bu parçadan yukarıdakilerden hangileri çıkarılabilir demiş. Arkadaşlar ben şu oysa'dan sonrasını okumak istiyorum. Oysa hiç de öyle değildir. Ayrıca bu mesleğin redaksiyon, kurgu editörlüğü, dizi editörlüğü gibi pek çok farklı kulvarları var. Bunların tümü aslında farklı editörlerin işi. Ancak bizde bunların çoğu yayın evlerinde tek bir kişinin omzuna yükleniyor. Sonuçta ortaya çıkan ürün nitelikli olamıyor cümlesini görüyoruz. Öncüllere baktığımızda ise 4 numaralı öncülde yer alan yayın evlerinin farklı iş kollarını tek bir editörde toplamasının doğru olmadığı ifadesini görüyoruz. Bu yüzden diğer seçenekler cümlede yer almadığından dolayı doğru cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar. 24. soru. Yıldızların ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar 3. cümleye bakalım. 3. cümlede sıcaklık farklılıklarının nedeni açıklanıyor cümlesini görüyoruz. Hemen cümleye baktığımızda ise bu sıcaklıkta elementler ancak gaz halinde bulunabilir demiş. Elementlerin nasıl bulunması gerektiğinden bahsediyor. Fakat bunların nedeni üzerinde durmadığından dolayı doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır demiş. A seçeneğinde şehrin ana meydanındaki bu sıra dışı heykel sanatçının en orijinal ürünüdür demiş arkadaşlar. Fakat orijinal kelimesi böyle yazılmaz arkadaşlar. Orijinal diye yazılır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. 26. soruya geçiyoruz. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. A seçeneğine bakalım. Yaşayan sözcüğü sıfat fiildir. Arkadaşlar anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. C seçeneğinde ilgeç ve bağlaç vardır demiş. Bakalım Sularıyla demiş arkadaşlar. Yerine V getiremediğimiz için edattır. Burada da V sözcüğü nedir? Bağlaç görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla C seçeneğinde demiş olduk. D seçeneğinde sıfat tamlaması belirteç görevinde kullanılmıştır diyor. Bakın yıl isim. Kaç yıl? Binlerce yıl arkadaşlar. Sıfat ne zaman yaşayan? binlerce yıldır yaşayan bu da arkadaşlar nedir? Zaman zarfıdır. Dolayısıyla D seçeneğinde elemiş olduk. Sıfat tamlaması belirteç görevindedir. E seçeneğinde ise Fener ve Balat sokakları tamlamasında birden fazla tamlayan bir tamlanana bağlanmıştır diyor. Bakın sokakları kelimesi tamlanandır. Yeri keki almıştır çünkü. Ne sokakları? Balat sokakları. Ne sokakları? Fener sokakları görmüş olduğunuz gibi burada iki tane ne vardır arkadaşlar? Tamlayan vardır. O yüzden E seçeneğini de elemiş olduk. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktı. Belirtme durum 2 olan herhangi bir ek bu cümlede kullanılmamıştır arkadaşlar. Geçtik 27. soruya. Bu parça iki paragrafı ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar demiş. Parçayı okuyalım. Okul gezileri eğitim ve öğretimin sınıf ve okul dışındaki en güzel uygulamasıdır. İyi planlanmış bir gezi öğrenmeye çok fazla katkı yapar. Öğrenciyi sınıfın dışına çıkarır. Dedikten sonra arkadaşlar 2 numaralı cümleden sonra iyi bir planlanmış gezinin fonksiyonlarından bahsediyor. Dolayısıyla ben 2 numaralı cümleden sonra paragrafı 2'ye ayırabilirim. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. 28. soru. Bu parçada söz edilen cihazla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez cümlesini görüyoruz? A seçeneğinde kendi kendine harekete geçtiği ifadesi var. Bakın şurada arkadaşlar kazayı algılayıp merkez ile otomatik olarak iletişime geçiyor ifadesinden A seçeneğini çıkarmış oluruz. A seçeneğini dedik. C seçeneğinde hayat kurtarıcı bir yönünün olduğu cümlesini görüyoruz. Bakın burada hayat kurtarabilir demiş. Dolayısıyla C de demiş oldu. D seçeneğinde olaya erken müdahale edilmesini sağlayabileceği ifadesini görüyoruz. Burada da arkadaşlar bu sistem ile konum ve kişi bilgisine ulaşan acil müdahale ekibi yaralıya hemen yardım edebiliyor cümlesini gördük. Dolayısıyla D seçeneği indirilmiş de olduk. E seçeneği daha az harcama yapılmasını mümkün kılabileceği ifadesi. Burada da arkadaşlar şurada 20 milyar avro tasarruf sağlanabilir ifadesi görülmektedir. Buradan da E seçeneği çıkar. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Pahalı bir ürün olduğu üzerinde durulmuyor arkadaşlar. Bu parçada genç şairlerle ilgili yakınılan durum aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar yine şurada bakın kısaca ifadesi var. Konuyu özetliyor. İnsanların yaşamını değiştiren bir dönüşüm yaşanıyor çağımızda. Ancak bunlar şiire hiç yansımıyor. Halbuki Göte, Schiller, Heyn gibi şairler yaşananların insanların yaşamında yol açtığı değişimleri ele aldıkları için klasikleşmiştir ifadesini görüyoruz. Yani şuradan itibaren değerli arkadaşlar bize sorunun cevabını veriyor. Ağız içine baktığımızda yaşadıkları dönemdeki gelişmeleri ele almak yerine soyut konulara yönelmeleri yakınılan durum olarak görülmektedir. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. 30. soru. Bu cümlenin sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez demiş. Cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Kendini hemen ele veren bir metin, sonu bilinen bir filmi izlemek gibidir ifadesi görülmektedir arkadaşlar. Bakın Seçeneklere baktığımızda ise haz alamaz demiş olumsuz bir ifade var. Kazandırmaz demiş olumsuz bir ifade var. E seçeneğinde yine uyandırmaz demiş olumsuz bir ifade var. D'ye bakalım okura ne okuma heyecanı verir ne de onun metinle nitelikli bir ilişki kurmasını sağlar. Arkadaşlar burada da olumsuz bir ifade var. D seçeneğinde demiş olduk. C seçeneğine baktığımızda ise kolay okunduğu gibi kolayca da anlaşılarak okura zahmetsiz bir okuma süreci sunar demiş. Bakın görmüş olduğunuz gibi diğer seçenekler olumsuzken C seçeneği olumludur. Parçaya da uygundur. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Bakalım Avrupa'nın en yüksek 9. ülkesi olan Polonya 38,5 milyonluk nüfusa sahip. Ancak Polonyalılar farklı yerlere en fazla göç eden milletlerden biri. Öyle ki Doğu Avrupa'da hangi ülkeye gitseniz onların oluşturduğu köylere rastlayabilirsiniz demiş. Arkadaşlar biz biliyoruz ki öyle ki sözcüğü nedir? Ayrı yazılır. Yani buradaki ki ayrı yazılacaktı. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneğidir. Evet geçtik 32. soruya. Bu parçada altı çizili bölümle söz edilen sanatçıyla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen ifadeye bakalım. Sokakla yapay olmayan, organik bir bağ kurduğundan, sokağın nabzını tutmakta zorlanmayan sanatçı günlük yaşamı canlı bir şekilde sunabilmiştir diyor. Bakın arkadaşlar, B seçeneğine baktığımızda doğal anlatımı yani organik bir bağ sayesinde karakterlerini daha gerçekçi kaleme aldığı cümlesini görüyoruz. Bakın organik bağ, doğal anlatım. Alttaki ifadelere de baktığımızda arkadaşlar nedir? Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. 33. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bu parçada kendinden bu şekilde söz eden eleştirmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Parçaya baktığımızda kulaktan dolma hazır yargıları aldırmadan ifadesini görüyoruz. Aynı zamanda Reşat Nuri'nin Yeşil Gecesi'nin şimdiye kadar yazıldığı gibi başarılı bir eser olmadığını belirtmek zorunluluğu duyduğu ifadesini görüyoruz. Yine değerli arkadaşlar ideolojik romanlarını yerdiğim Tarık Buğra'nın Küçük A gibi dönemeçte gibi başarılı romanlarını övdüğünü görüyoruz. Ve bunun yanında Kemal Tahir'in büyük malını yererken usta romancılığının önünü alan esir şehrin insanlarını övdüğünü söylemiş. Arkadaşlar bütün bunlara baktığımızda var olan eleştiri kalıplarına uygun hareket etmemiştir sanatçı. Bu parçadan çıkarabilecek sonuç da budur. Dolayısıyla doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Geçiyoruz 34. soruya. Bu parçada altı çizili sözle sözü edilen yapıtla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Altı çizili sözcükte Türk şiirine sondaj yapmak ifadesini kullanıyoruz. Arkadaşlar sondaj genellikle köylerde ya da bahçeli evlerde yeni su kaynakları bulmak amacıyla yapılan işleme denir. Bu bilgiden yola çıkarak Türk şiirini şekillendiren ögeleri ortaya çıkarmayı hedeflediği ifadesini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Bu şekilde konuşan bir yazarın aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez demiş. Bakın arkadaşlar A seçeneğinde Türk toplumunun başka edebiyat ürünlerini tanıması için çaba göstermekten memnunum. Bunu şuradan çıkarabiliriz arkadaşlar. Şu ilk cümleden A seçeneğini çıkarabiliriz. B seçeneğine bakalım. Kendimi çoğu zaman çevirisini yaptığım eserin yazarıyla özdeştiririm ifadesini görüyoruz. Bu da değerli arkadaşlar şu kısımdan yani son iki cümleden çıkar B seçeneği de. D seçeneğine bakalım arkadaşlar. Çeviri yoluyla farklı türleri tanıma imkanı buluruz demiş. Bakın çeviri yoluyla farklı türleri tanıma imkanı. Şurada kültürler arasındaki aracı rolü demiş. Buradan da arkadaşlar D seçeneği çıkar. E seçeneğinde yazarlık ve çevirmenlik kimi açılardan birbirine benzeyen yönler barındırır demiş. Arkadaşlar E seçeneği de ikisi de bir yorumlama çabasıdır ifadesinden çıkar. Yani buradan da E seçeneğini elemiş oluruz. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bu parçada sözü edilen edebiyatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir demiş. Hemen parçamıza bakalım arkadaşlar. Halkın içinden gelip onların tercümanı olan sanatçı halkın ümidini, sevincini, derdini dile getirmiştir dünya görüşü olarak farklı olduğu insanların bile sözcüsü olmaya çalışmış, herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir anlatımla eserlerini kaleme almıştır. Döneminin sanat anlayışını yayma ve yaşatma rolünü üstlenen sanatçı, kendinden önceki sanatçıları ve sanat anlayışlarına asla sırtını dönmemiştir cümlesini görüyoruz. Hemen bakalım seçeneklerimize. Toplumcu bir sanat anlayışıyla yapıt oluşturmuştur. Toplumcu olup olmadığından bahsetmiyor. Eserleri kendi yaşamından izler taşımaktadır diyor. Bu da arkadaşlar buradan çıkarılamaz. Eserleriyle geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Evet. Parçadan çıkarılabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. 37. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Birinci cümleye bakalım. Deniz seviyesinden daha yüksekte yaşayanlara kalp ve damar hastalıkları inme ve bazı kanser türlerinden kaynaklanan ölümler azalıyor. İkinci cümlede sağlıklı yaşam uzmanları 1500-2000 metre yüksekliğin yaşamak için doğru bir tercih olduğunu söylüyor ifadesini görüyoruz. A seçeneğinde riskleri yok etmediğini söylüyor ifadesini görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneğinde yerleşim yerleri kurulmasını öneriyor ifadesini demiş. Böyle bir şey de söylemiyor. O yüzden C seçeneğini de demiş olduk. D seçeneğinde özellikle yaşlılar için ideal bir yaşam alanı olduğunu söylemiş. Parçada iki cümlede de böyle bir şeyden bahsetmiyor. D seçeneğinde demiş olduk. E seçeneğinde ise yine ölümler azalıyor demiş. İki cümlede böyle bir şeyden bahsetmemiş. E seçeneğinde elemiş olduk arkadaşlar. Doğru cevabımız bu yüzden nedir? B seçeneği olacaktır. Deniz seviyesinden daha yüksekte yaşayanlarda değişik sağlık sorunları daha az görüldüğü için uzmanlara göre 1500-2000 metre yükseklikte yaşamak Sağlıklı olmak için doğru bir tercihtir ifadesi doğru cevabımız olacaktı arkadaşlar. Numaralanmış yerlerin hangisine demiş? Bu nedenle plastik malzemelerin geri dönüşümü giderek daha fazla önem kazanıyor. Cümlesi getirilirse parçanın alınan bütünlüğü bozulmaz demiş. Bakalım. Plastiklerin doğada bozulmaları sırasında yapılarında bulunan zehirli kimyasallar suyu ve toprağı kirletiyor. Buradan canlılara geçen bu maddeler canlılara zarar veriyor. Bu da zamanla çevre kirliliğine yol açıyor. Tüm bunların yanı sıra çok fazla tüketiliyor olmaları, katı atık sahalarında depolanmalarını zorlaştırıyor. Bu işlem sanayi kuruluşlarından ve endüstri atıklardan çıkan plastik malzemelerin çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci bir ham madde olarak üretim sürecine sokulması anlamına geliyor ifadesi var. Bakın arkadaşlar, şurada dikkat edecek olursanız, sanayi kuruluşlarından ve evsel atıklardan çıkan plastik malzemelerin çeşitli ve fiziksel işlemlerden geçildikten sonra ikinci bir ham madde olarak üretim sürecine katılmaları anlamına geliyor demiş. Ben bu cümleden önce, yani şuraya arkadaşlar bu ifadeyi getirirsem, bunların geri dönüşüme giderek fazla önem kazanıyor ifadesi dil ve anlam bütünlüğünü sağladığı için 4 numaralı cümle arkadaşlar bu cümlenin gelebileceği en ideal yerdir. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 39. soru bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir demiş. Parçamıza bakıyoruz arkadaşlar. Bu konuda benim de herkes gibi kendi yöntemlerim var. Piyano çalmaya başlamadan önce icra edeceğim eseri analitik bir yöntemle okurum uzun bir analiz ve notayı içselleştirme dönemi geçiririm. Ondan sonra bütün eserleri nasıl öğreniyorsa yavaş yavaş, ağır, daha hızlı vesaire gibi bir süreç beni bekler demiş. Bakın arkadaşlar, parçanın bu kısmına baktığımızda C seçeneği doğru cevabımızdır. Çünkü piyano ile bir eseri icra etmek istediğinizde nasıl bir yol izliyorsunuz sorusu ilk cümlelerle dil ve anlam bütünlüğü sağladığından dolayı arkadaşlar Doğru cevabımız da C seçeneği olacaktı. Evet arkadaşlar son soruya geldi. 40. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tahmin anlamı vardır demiş. Son cümleye baktığımızda araştırmacılar bu çalışmaların ağız bakterilerinin migrenle nasıl bir bağlantısı olduğunun ispatlanması için daha çok araştırma yapılmasına vesile olacağını umuyor demiş arkadaşlar. Vesile olacağını umuyorsa bir tahmin ifadesidir bu. Dolayısıyla doğru cevabımız da E seçeneği olacaktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.